Merhaba, Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bir başka içerikle karşınızdayız. Söz verdiğimiz gibi bu hafta sonu Battlefield 6'nın Open Beta'sında sizler için 5 farklı işlemciyi test ettik. Daha önceki videolarımızda ekran kartlarının performanslarını sizlerle paylaşmıştık. Hatta videoya şöyle yorumlar geldi. Abi bende de aynı ekran kartı var ama Battlefield 6'da aynı FPS değerlerini alamıyorum. İşte bu noktada ne devreye giriyor? İşlemciler. Biz de sizin için elimizde bulunan 5 farklı AMD işlemciyi aldık. Battlefield 6'da test ettik. Bu testleri yaparken de Safir'in Nitro Plus 9070 XT'sini kullandık. Tabi 5080-5090 da kullanmak isterdik bu işlemci testinde. Ama elimizde olmadığı için AMD tarafındaki en güçlü ekran kartını tercih ettik. Peki hangi sistemle test sistemiyle bu testlerimizi gerçekleştirdik? Şimdi ona bakalım ardından da oyun testlerine geçelim. Hemen burada araya giriyorum. Genelde bizim takipçilerimiz hazır sistemler kullanıyor ve bu sistemleri aldıklarında da sistem kule tipi soğutucularla geliyor. Biz de testlerimizde kule tipi soğutucuları tercih ettik. Normalde 240'lık, 360'lık sıvı soğutucular da var ama sizlerdeki benzer sistemleri simüle etmek istedik. O yüzden de buradaki Cooler Master'ın kule tipi soğutma sistemini tercih ettik. 6 tane ısı borusu var. 2 fanla beraber geliyor. Gayet güzel orta seviye bir kule tipi soğutucu. Ama şuna dikkat etmeniz lazım. Anakartınızdaki MOSFET'lerin bulunduğu bölümü dikkatlice kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü iki fanlı tasarım olduğu için MOSFET'lerin çoğunda üzerlerinde koruyucu plaka bulunuyor. Plastik bulunuyor. Bunların yüksekliği fanlarla uyumsuz oluyor. Ekran kartından, soğutucudan bahsettik. Şimdi test sisteminin diğer bileşenleriyle devam edelim. Anakart tarafında Asus ROG Crosshair X670E Hero'yu tercih ettik. RAM'de G Skill Trident Z 2 x 16 6000 MHz CL28 RAM'leri kullandık ki oldukça güçlü ve güzel RAM'ler bunlar. Depolama kısmında Samsung 980 Pro 1 TB'ı kullandık. Güç kaynağı olarak da FSP Hydro PTM Pro 1200 Watt Gen 5'i tercih ettik. Geldik oyun testlerine. Testlerimizi 1080p en düşük ayarlarda yapıyoruz. İlk işlemcimizle başlıyoruz. Ryzen 7600. 6 çekirdek 12 izlekli bir işlemci bu. Sol tarafta değerlerden de görebiliyorsunuz izlekleri. Genelde ortalaması 84-85 civarında kullanımın. Birçok hazır sistemde kullanılan işlemcilerden bir tanesi bu. Şimdi işlemcimizin sıcaklığı 76 derece. %87'sini kullanıyoruz. 4.9 GHz çalışıyor. Ortalama FPS'imiz 158. %1'imiz de 111. Zaman zaman FPS 140'lara, 143'lere kadar çıkıyor. En düşük gördüğümüz FPS de 103. Ryzen 9600X'e geçtik. CPU kullanımımız %85'te sıcaklığımız 78, 5.2 GHz çalışıyor şu anda. RAM kullanımımız 13 GB, ortalama FPS'imiz 172, %1'imiz de 134. Bu arada FSR ve Frame Generation'da işlemci testi yaptığımız için tabi ki kapalı. X'lerle devam edelim. Ryzen 9700X'e geçtik. CPU kullanımımız %70'lerde, sıcaklığımız %82. Bu işlemci 5.2 GHz civarında çalışıyor. Şu anda güç tüketimi 120 Watt civarında. Bu arada bir önceki işlemcilerde 9600X ve 7600 de burada güç tüketim değerini açmayı unutmuşuz. Çünkü süremiz kısıtlıydı. İşte işlemcileri değiştir, termal macunları çek, soğutucuyu tak vesaire. O yüzden ilk başta iki tanesinde unuttuk kusura bakmayın. Şimdi devam ediyoruz. 9700X'te 120 Watt dedik güç tüketimimiz. Ortalama FPS'imiz 196 civarında, %1'imiz 150, en düşük FPS de 168. Şimdi işlemcileri güçlendirmeye devam ediyoruz. Ryzen 7800X 3D ile yolumuza devam ediyoruz. CPU kullanımı bakın bu işlemcide düşmeye başladı. %70'lerin altına indi. Sıcaklık 78 derece. 4.8 GHz çalışıyor işlemci. RAM kullanımımız aynı. Ortalama FPS'imiz 241, yüzde birimizde 176 gayet güzel değerler. Güç tüketimimizde 85-86. Geldik AMD'nin en üst seviye işlemcisine. En çok tercih edilen işlemcilerden bir tanesi high-end sistemlerde. Ryzen 9800 X3D. CPU kullanımımız %60-63 civarında değişiyor. Sıcaklığımız %83. 5.2 GHz çalışıyor bu işlemci. Baktığımızda izleklere binen yükler de en fazla %78'e kadar çıkıyor. Hatta bazı yerlerde %80'de görüyoruz. Ortalama FPS'imiz 256. %1'imiz de 172-173 civarında. Battlefield 6'da baktığımızda en iyi değerleri veren işlemci de bu. Şimdi sizlere kolaylık olsun diye ekrana tüm değerleri yan yana getiriyoruz. Bakın nasıl bir tablo çıkıyor. Rahatlıkla şu anda işlemciler arasındaki farkı görebilirsiniz. Sistemde sadece farklı olan işlemci. Bunun dışında tüm bileşenler aynı. İşlemcinin farkı bakın ortada. Şimdi sizler için sadeleştirdiğimiz tabloyu da paylaşıyoruz. Burada bizim dikkatimizi çeken şu. 9800 X3D ile 7800 X3D Battlefield'da %1'lik dilimde neredeyse aynı performansı sergiledi. Ama ortalama FPS'te 9800 X3D tabii diğer işlemciyi geçiyor. 15-20 FPS kadar arada bir fark var. Ama yüzde %1'lik kısımda bu fark neredeyse yok. Eşitte diyebiliriz. Bu güzel. Bunun dışında 9700X tarafında 200 FPS'in altına inmiş oluyoruz. 195 ortalama. %1'i yine iyi. %1 tarafında oldukça iyi performans veriyor AMD işlemciler. 9600X de öyle. 172 FPS. %1 134. Yine 9700X de aralarında FPS farkı olarak 20 FPS, 25 FPS var. Ama %1'lik kısımda bu fark 15'e kadar iniyor. 7600'ün de performansı fena değil. En iyi işlemci elinizdeki işlemci bunu hiçbir zaman unutmayın. 158 ortalama vermiş. %1'i de 111. Evet nasıl buldunuz testleri? Lütfen yorumlarda paylaşın. Bu arada testleri yaparken klimasız ortamda bu yaz sıcağında yaptık. Yaklaşık 28-30 derece arasında değişiyordu oda sıcaklığı. Baya terledik. <laughs> Ama şu var soğutucuya dikkat ettiniz mi değerlere? Hiçbir işlemcide 85 derecenin üstüne değerler çıkmadı. İşlemci sıcaklığı ulaşmadı. Bu gayet iyiydi. Özellikle de bu soğutucuyu tercih etmek isteyenler olursa dönüp testlerden o sıcaklık değerlerini de kontrol edebilirler. Şimdi bu testler için biz çok uğraşıyoruz. Elimizdeki imkanlarla sizlere güzel veriler, güzel içerikler üretmeye çalışıyoruz. Tabii sizler de bize destek olursanız, en azından kanalımıza abone olursanız ücretsiz bir şekilde ve cep telefonlarından girerek artık videolara hype atarsanız bizim kanalımızın büyümesine destek olursunuz. Böylece bize daha iyi işlemciler, daha iyi ekran kartları, daha iyi sistemler gelir. İnceleriz, dürüst bir şekilde içerikleri de sizlerle paylaşırız. Sizlerden tek isteğimiz bu. Yorumunuzu eksik etmeyin, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.